belki ben bir Galatasaray taraftarı olsam evde şu anda izliyorsam Mehmet Özcan'ı da ekranda görsem Mehmet Özcan Galatasaray ile ilgili bana ne söylediyse bugüne kadar çıktı. Birincisi hani yedinin hakkını yede vermek lazım. Analizleri de mükemmeldi de. Evet. Şu sana bir tweet atardım şimdi. Twitter'dan soruyorlar değil mi bu soruları? Evet sana. Twitter'da son sayfa etiketinden. Peki soruyorlar. Mehmet Özcan abi derdim. Küçük bir taraftarım. Yeni nesil. Fatih Terim'in gideceğini tahmin ediyordunuz, bildiniz. Sen, sizce Mehmet abi bu yönetim bu üç yıllık periyotu doldurabilir mi? Görev süresini doldurabilir mi? Birinci sorun bu olurdu. Fatih Terim kaç kez geldi? 4. 4. Mehmet abi sizce bir daha bu bir sezon sonra olur, beş sezon sonra olur. Fatih Terim tekrar Galatasaray'ın başına geçer mi? Galatasaray'a geçen bilmem, Ben milli takım başına geçecek diyorum Kuntuz sonrası. Bir soru da şu. Bu yönetimin seçilmesinde en büyük pay sahibi kimde? bu yönetim Terim. Fatih Terim sayesinde mi kazandı? Evet. Yani ben Fatih Terim'le devam edeceğim dediği için mi kazandı? Fatih Terim se seçim sürecinde en önemli faktördü. Ya adaylardan düşünsek Eşref Amamcıoğlu'nun çok net bir duruş yoktu Fatih Terim'le ilgili. Seni şöyle çürütebilirim. Hani tam tersini düşünüyorsun. Yo, ben soru soruyorum. Bunu açık açık Şimdi, söyleyen tek e, diğerleri yöneticiler bu, bu gruptu. Yani. Acaba evet, açık evet. açık söylediği için mi kazandı? Yani Yoksa Fatih Terim'in isminden mi yani yeni yüzlü. Öyle diyelim. Yeni bir yüzlü, yeni bir heyecandı ama tabii hani sırf Fatih Terim değil. Biraz açık ee, ve net olduğu için sanırım. Hocanın da etkisi var tabii. Hocanın etkisi hocanın, bak, var. var. Bak kongre kulisi anlamda söylemiyorum. Hocanın oyu vardır. Yani böyle oylarınızı şuraya verin anlamında demiyorum. Kongre üyeleri içerisinde hocayı seven kongre üyeleri var. Ama çok hani seçim dengelerini değiştirir mi? Ya o tartışır bilemiyor. ama var. Yani ben bu... Eğer öyle seçim dengelerini değiştirebilecek netlikte de olsaydı diğer adaylar da bence Ya da şöyle söyleyeyim Serdar abi. O seçimde Fatih Terim'in de istediği başkan seçildi diyebiliriz aslında. Ya bak aslında nereye gelelim biliyor musun? Şimdi Fatih Terim'in nesi var? UEFA Kupası değil mi? Faruk Süren'in nesi var? UEFA Kupası. E niye Faruk Süren başkan değil halin? Şu an aday olsaydı, mesela o dönem aday olsaydı kazanır mıydı? Yok mu bu adamın kredisi? Şimdi geçmişteki başarılar sana kredi getirir. Evet. UEFA Kupası'nı aldın seneyle şu anki sene arasında bayağı bir fark var yani. 22 sene. O gün doğanlar bugün evli ve çocukları 22 var. 22 sene oldu. Bak, 22 bugün sene. Ev, ev, o gün doğanlar bugün e, evlenseler çocukları vardır belki, bebekleri vardır bir iki yaşında. Bu ne demek istediğimi anla. Konjüktür o günden bugüne çok değişti. Şimdi burada ben şeye karşıyım. mesela Sergen Hoca da Beşiktaş'tan ayrıldığında bunu söylemiştim. Şimdi önce Beşiktaş. Doğru. Bakın Ahmet Nur Çebi spor değil, Sergen Yalçın spor değil, Beşiktaş. Bence Fatih Terim de böyle düşünüyor. Fatih Terim spor değil, Galatasaray, o da öyle düşünüyordur. Evet. Eminim ki, o da Siz, öyle düşünüyordur. Hatırla kupa maçı sonrası kendim de dahil Galatasaraya zarar ha, yani öyle. verecek hiçbir şey izin vermez. Tazminatını alırdı, öyle bir zarar niyetinde olsa. O başka. Bence Galatasaray yönetimi burada stratejik bir hata yaptı. Şimdi bakın. Yani Galatasaray yönetimi gönderdi mi? Gönderdi. Hayır yani hocam sen git dedi mi? E, Yok onlar Başka ha. dille söyledi. Başka dille, değil mi? Şimdi orada bir kere hani Galatasaray yönetimi yarın diyecek, ben göndermedim, kendi bıraktı diyebilir. Şu an Fatih Terim o lafların altında kalmaz. Bak diyebilir Şimdi baktığında evet öyle gözük ama öyle değil. Bak öyle değil. Birincisi Fatih Terim'in bu sezon sonunu tamamlama hakkı var. Olmalı o UEFA Kupası'ndan değil. Şampiyonlukları bugün Galatasaray'dan bir teknik direktör ayrılmadı. Bir müze ayrıldı ya. Bildiğim müze. Yani adamın kazandı kupalara baktığı zaman bayağı yürüyen bir müze Fatih Hoca. O yüzden bu siyaseti çok dengeli götürecektin. ben ha yönetimi anlıyorum ama burada asıl olan Galatasaray'ın yönetimidir. Yani kişi değil Galatasaray kulübüdür her şeyden öte bir plan yapıyoruz. Gidişat iyi değil. Uzun vadeli bir proje düşünüyoruz falan filan. Adını da öyle koydunuz. E yok hoca gitti. Şimdi o zaman Avrupa ne olacak? Belki Fatih Hoca UEFA kupasını alacaktı bu sene. Bu da Kalsaydı. çok eleştiriliyor. yani, evet. oraya motive olmuş, oraya odaklanmış. Ya şimdi bu ligde Fatih Gerçekten Gerçekten Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni alabileceğini düşünüyor musun? Belki. Peki sen PSV'yi elendiği zaman Galatasaray bu gruptan lider, olarak çıkacak de dediğinde bana kaç tane Galatasaraylı bulurdun inan buna inanan? Ben kendi adıma söyleyeyim ben grubu görünce çok sevdim. Galatasaray zaten yıllardır Avrupa'da artık bir başını kaldırmış. Ve şampiyonlar ligi gibi, gibi grup. Snyder Juventus'tan beri Avrupa'da düzgün maçı yoktu. Ama Galatasaray'ı da şöyle küçümsemeyelim. Lokomotiv Moskova zaten şampiyonlar liginde ondan üst grup Mehmet, Şampiyonlar gibi En iyi olduğu bak. zamanları elde yani Galatasaray'da Büyük bir kulüp Peki, ama Şampiyonlar gibi bir grup ve sen yeni bir takım kurmuşsun. Bak ha planlama yanlış. Olabilir. Çok genç olmaz bu kadar ya diyebilirsin. Abdullah Avcı'nın bu Trabzonspor'un gibi bir takımı ne olur? Her sene iki tane genç ata ata O başka. Ama ne diyor? Hiçbir hocanın göze alamayacağı bir şey göze alıyorum. Nedir o biliyor musun? Bu kadar gencin bir arada olması. Yeni bir takım ya. Çok başka. Belki Fatih Hoca ya durun yapmayın etmeyin biraz da tecrübeli olsun yavaş yavaş diyelim. Ama Fatih Terim dedi ki herhalde benim 3 sene kredim vardır. İlk senemi kaybederim sonrakilerde o diye düşündü. Çünkü o 6 aylık... Yok ben şöyle sana katılmıyorum. Bir kere işin planlama noktasına bir geleyim. Bir, atan tutan Yunus Akgün. Yunus Akgün bugün Adana Demirspor Galatasaray maçına forma yedişse Galatasaray'da olsa o golleri atamayabilir. Oyun formasyonu farklı tamam. Madem Yunus'u gönderiyorsun Barış Alper'i niye alıyorsun? 2 milyon euroya. Şimdi Katılıyorum ok Okan, tamam. Şimdi yine bak geliyorum oyuncu oyuncu gidiyorum. Son maç. Ki Barış da bence Son iyi bir Son maçın kahramanı kim? Okan Koçuk. Okan Koçu yeterli bulmuyorsun. Fatih Öztürk'ü alıyorsun. Ne oluyor sezon bitince? Okan Koçuk gidiyor. Fatih Öztürk kalıyor. Kali İsmail Çipek koruyor. Okan 100 -100 katılıyorum. ya Tek kaleciye bağlayamazsın koca Galatasaray'ı. Katılıyorum. Yani işin 25 milyonluk takım kuruyorsunuz. Yedek kalecisi İsmail Çiker. Bak bir de şuna da katılıyorum. Ve Senin söylediğin Ersin çok. Rıdvan gibi iki tane altyapıdan oyuncu çıkartmıyorsunuz. Buha bugün Bu oturdum, 25 Bugün oturdum, e, teknik direktör hocam dedi ki Alan Demirspor maçını seyrederken Fenerbahçe Yunus değil mi? E, ben de de onu çok iyi hatırlıyorum dedi. O dönem o da Başakşehir'in altyapısındaydı. E, hoca Galatasaray'ın o kadrosu çok iyiydi. Doğru iki. O, Ozan... Kabağanoğlu jenerasyonu. Jenerasyon. jenerasyon ben de böyle hatta işte. dün e, kadroda olan, yedeklerde olan atacağım At, mı? Atalay. Atalay. Evet. Üçün Atalay. Var. O da vardı. Samet var. Bir, iyi, iyi, e, i̇yi bir jenerasyonu vardı. vardı. Bundan pek yararlanamadı Galatasaray maalesef. Doğru. Yararlanamadı. Şimdi Beşiktaş'a baktığında çıkıyor ya, kaleciler çıkıyor ya Galatasaray'ın bu konuda eksikliği olabilir. Ya da Fatih Hoca'nın bu konuda eksikliği olabilir. O ayrı. Ama bak ayrılıklar ya, Fatih Terim'le bu şekilde ayrı <laughs> ayrıldığı zaman eleştirileri katlanmak zorundasın. Ben kararınızı yani destekleme gibi bir şeyde bulunamam ama sizin kararınızı saygı duyuyorum. Çünkü siz Galatasaray yönetimisiniz, seçildiniz ve 3 sene nasıl hocanın kredisi varsa sizin de var seçildiniz. Bu karar beni bağlayacak. Belki bir sene sonra ya iyi ki böyle bir karar almış yönetim diyeceğiz. Ya da bir sene sonra ey yönetim işte bak aldın karar elini yüzüne bulursun. Erken seçim olabilir. Bu riski göze aldı mı? Aldı. Şurada sana katılıyorum. Çok net katılıyorum. Öyle bir değişti ki hocalar artık günümüz futbolunda örnek istedi. Yürgen Kulüp dedik. İşte Taç Boreo antrenörü dedik. var. Duran top. Taç antrenörünün alındığı bir dönemdeyiz artık. Şimdi Sergen Hoca niye başarılı diye bir sondaj yaptım geçen sene. Adam bana ne dedi biliyor musun? Abi adam dedi elektrik prizine karışmıyor ki dedi. Ne diyorsun ya dedi. Ya bahçıvanın içine karışmıyor. Doğru. Çimciye karışmıyor. Ona karışmıyor. Adam ne yapıyor? Maç günü maç öncesi taktiğe bakıyor. Abdullah abici ne yapıyor? Hiçbir hocaya karışmaz. İçeriden aldığım bilgi. Son iki gün kendisi devreye girer. Gelin taktik konuşalım. Bireysel antrenörler vardır. Salon hocası vardır. Psikolog vardır. O vardı bu vardı. Ama ben mesela geçmişte bir kulüpte yardımcı antrenörün doktorla kavga ettiğini duydum. Adam tıpla kavga etti karışma onun işine. Şimdi Türk futbolunda böyle sıkıntılar var. Belki de yönetim şunu diyebilir. Ya biz bir şeyi değiştirmek dedi istiyoruz. Bir seviye değiştirmek Floraya, istiyoruz. Kurumsal yapı kurmak istiyoruz. Bir yani. Bak burada şu da olabilir. Bence Fatih Terim'in bu dönemiyle ilgili değil. Daha önceki dönemleri de, de ilgili. Hani Burak Elmas'ın olmadığı dönemlerle de ilgili transferler olabilir. O olabilir bu. Baktılar onlar da geçmiş döneme ne oldu ne bitti diye. Bir şey soracağım sana. Yanlış transferleri. Şimdi biri bugün bana dedi ki belki de dedi bu dedi değişim birçok Galatasaray'la uzun yıllardır çalışan birçok menajerlerle de yollara ayrımı değişimi olabilir. Ne dedi Adnan Dalga Kıran Beşiktaş'ta? bana restoran menüsü sunar gibi menajerlerin sunduğu listede ben futbolcu almak istemiyorum. Şimdi belki de Galatasaray yönetimi böyle bir yola gidiyor. Bilemiyoruz. Serdar. Ama hocayla bu şekilde ayırmamaları <laughs>